Merhaba arkadaşlar. Vallahi bir hayırsever abimiz tarafından gelen ücret sayesinde bir çuval mama alabildik. Ondan Allah razı olsun. Yani ismini vereceğim ben. Kendisi gizledi ama ya zaten bulacağınızı da sanmıyorum. Kendisi İzmitli olup İzmir'de yaşıyormuş. İzmir Alsancak'ta sanırım. Orada yaşıyormuş. Bize bir yardımda bulundu. Ondan Allah razı olsun. Bir çuval mama gönderdi bize. Mamamız da burada. Turgut abi, ellerine sağlık abi. Hakkın ödenmez. Allah razı olsun diyoruz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Güzel gelişmeler oldu. Belediyeyle anlaştık. Hatta ben yerine konumu da tarif etmiştim. Mama bırakmışlar buraya. Onları da göstereceğim bayağı bir. Tabii bu mamamızda kesinlikle ziyan olmayacak. Bunu da hayvanlarını buraya bırakacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Köpek sayısında azalma var, bilmiyorum. 5-6 tane köpek kalmış. Ne oldu şüpheli, çünkü burada çok fazla köpek vardı. Toplanmış da olabilir yani, o düşünce içerisindeyim. Çünkü çoğunda küpe yoktu kulaklarında. Böyle mamalar bırakılmış buraya. Yemekhane maması gibi, makarnalı bilmem ne. Ama belki belediyede bırakmış olabilir. Tam olarak bilmiyorum ama öğreneceğim. Biz de buralara mamalarımızı kaplara dökeceğiz arkadaşlar. Dolduracağız burayı. Hiç olmadı gelen köpek hiçbir şekilde açlıktan daralmayacak. Şurada ne var? Buraya da birisi çadır tarzı bir şey yapmış sanırım. Etrafta köpekler var ama bakalım ne olacak? Hepsi toplanır mı, toplanmaz mı bilmiyorum ama olduğu kadar. Şimdi geçelim mamamızı vermeye bakalım. Gel oğlum, gel hanım. Biz hafavları ne vereceğiz oğlum? Ne ya, ne oldu? Hafavları ne vereceğiz? Buradan herkese merhaba yapar mısın? Merhaba yap bakayım. Merhaba yap, hadi. Hadi gel mama verelim hafavlarımıza. Hadi gel. Hafavlarımız yokmuş ya, kalk. Şurada iki tane bebek var, onları sevelim mi oğlum? İki tane bebek var hafav. Ne oğlum? Gel. Baba. Ne? Öf, mamaya bak ha. Biz de mi yesek? Oğlum dur. Şaka gibi ya. Oraya basma, gel. Şuradan geç, şuradan geç. Baba. Ne o da? Baba, o orada değil mi oğlum mu hav hav? Gel. Kaan gel, şu bebeklere mama verelim, gel. Gel oğlum. Köpek bu havalamış. Birlikte havalamış. Gidin bebekler oğlum.
cici yapacağım mı bir kere orada? Şöyle üstünü açtık mı? Yağmur sıkıntı. Burada gelen amba alacak abi. Başka çare yok. Gel. Şöyle yağmurdan ıslanmasın. Deneyeceğiz. Kapatalım şimdi. Gelen oradan yiyecek değil mi alım almayı? Vallahi pratik bir çözüm yolu bulduğuma inanıyorum ama ne yapayım, yapacak bir şey yok. Hayırsever kardeşlerimiz tarafından yapılan şöyle yuvanın hemen içine mamayı açtım, koydum. Etrafta köpekler var ama gelmiyorlar nedense. Karnları da doymuş olabilir. Biz üstümüze düşen görevi gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Sonuçta Turgut abim sağ olsun destek verdi bu konu hakkında. Mamamızı getirdik burada. Ne olacak bilmiyoruz. Belediyeye de tekrar konum attım. Detaylı bilgi aldığımda bunları size zaten mutlaka paylaşacağım, onu da görürsünüz. Ama burası hiçbir zaman mamasız kalmayacak arkadaşlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ortam bu, kar var hala, hafta çıkamamıştım. Hafta sonu yasa falan geldi. Geçen hafta zaten bayağı kar yağışı vardı. Çıkamadık buralara ama bu haftaya nasip oldu. Görüşürüz. Hayvanları mağdur etmeyin. Sizden ricam, onlara daha çok destek çıkın ki kıymetli olduklarını bilinsin arkadaşlar. Görüşürüz. Sen ne yapıyorsun? Gel mama var burada, mama gel. Gel.